Herkese merhabalar, herkese sevgiler. 2023 YKS sınavı açıklandı ve açıklandığı saatten bu yana birçok video yayınladım. en önemli videolardan biri TM ve sözelci öğrencileri. Şimdi şunu açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Bir tm ve bir Sözel'cinin 2023 YKS'deki yığılma durumu nedir? Nasıl bir analiz çıkarmamız gerek? Biliyorum TM'ciler ve Sözel öğrenciler belki de başarı sıralamalardan memnun değil. Ama memnun olmalarını gerektiren birkaç faktörden ve bu sıralama yığınlarının olmasının nedenini de söyleyeceğim. Lütfen tüm TM'ciler, tüm Sözel'ciler bu videoyu çok iyi dinlesin. E peki hocam sayısalcıların başı kel mi? Hayır sayısalcıların başı kel değil. Onlar için de ayrıca video çekeceğim. çünkü. Çünkü etki kuvvetleri bölümden bölüme değişiyor. Şimdi dilerseniz bunu bir örnekle açıklayalım. 2023 YKS sınav sonucu elimizde olan bir TM öğrencisinin sonucunu inceleyeceğiz. Aynı zamanda o netlerin sıralama karşılığının 2020'de, 2022'de ne ifade ettiğine hep birlikte bakacağız. Geçelim. Şimdi üst tarafta 2023 YKS sınavında sonuç elde etmiş olan öğrencinin listesi bulunmaktadır. Hemen sözel ve TM sıralamalarına bakalım. TMci aslında TM sıralamasına doğrudan bakalım. 40468 sıralama yapmış. Girmiş olduğu netlerin tıp atıpını sisteme girdik ve OBB puanlığında aynısını sisteme işledik 2020, 21 ve 22 yıllarına göre. Bu netleri yapmış olsaydı sıralaması ne olurdu ortaya çıktı. Bizim için baz almamız gereken Yıllar 2020 ve 2022 yılı. 2021 yılını baz almıyorsunuz çünkü 2021 yılının değerleri bu seneki 2023 YKS senesindeki değerlerine çok çok uzak diyeyim ben sizlere. Bu yüzden onu es geçiyorum. 2020'de ne olmuş? Aslında 51 bin diyebiliriz. Bu netleri yapmış olsaydı öğrenci 2020 YKS sınavında sıralaması 51 bin olacaktı TM'den. Peki 2022'de ne? Aynı netleri yapmış olsaydı 2022 yılında sıralaması bu sefer 53 bin 600 olacaktı. E peki bu öğrencinin TM sıralaması kaç? 4400 40 at. Yani öğrenci diğer yıllara nazaran daha iyi bir sıralama almış. Bu sevindirici bir şey mi? Evet sevindirici bir şey. Peki böyle bir şey olmasının temel nedeni ne? TM ve sözel öğrencileri için 2022 ve 2020 yılları daha zordu. Öğrenciler yapamamış. Zorlayıcılığı daha fazlaydı. Sayısalcılar için ama aynı mevzudan konuşamayız. Peki zorlayıcı olan kısmı ne? E öğrencilerin sözel ve temel öğrencilerinin jokeri olan ders neydi? Türkçe ders. E zaten 2023 YKS sınavının en zorlayıcı dersiydi Türkçe. Sayısal bölümlerden de zayıf, genel itibariyle zayıf olan bir öğrenci kitlesi zaten. E Türkçeyi de yapamadı. E ne oldu? Aslında bu bölümler için sınav orta ve zordu diyebilir. Orta ve zor seviyesindeki bu bu sınavdan dolayı sıralaması iyi gelmiş. Şimdi size ikinci bir sevindirici haber vermek istiyorum. Bu kitledeki öğrencilerin önünde sınav sayısal öğrenciler için daha kolay olduğu için bu temeci ve sözelci öğrencilerinin önünde geçmiş yıllara nazaran bence çok daha fazla sayısal öğrencisi var özellikle TM'ciler için diyebilirim. Çünkü TM öğrencileri için sayısaldan AYT matematik ortak olduğu için AYT matematik çözdüğü zaman otomatikmen TM puanı da çıkıyor zaten. Bu yüzden sevinin. Bu yüzden tercihlerinizi yaparken kesinlikle ama kesinlikle bunu dikkate alın. TM'ci ve sözelci öğrenciler bakın işinizi asla şansa bırakmayın ve size net şunu söylüyorum. Bakın tahmin edemediğiniz çok iyi sıralamalarda yerleri bile tutturabilirsiniz. Ne olur şu tercihlerinizi sağlam yapın. Üstad ya birkaç kuruş para vereceksin ve bizlerden tercih danışmanlığı alıp net ve nihai sürpriz listeni oluşturacaksın. Tek yapman gereken bu. Bu yüzden bu grup öğrenciler için bu videoyu çekmek istedim. Uyarmak istedim. TM'ci ve sözelciler için iş farklı boyutta sayısalcılara göre bilginiz olsun. Buna yönelik sorularınız varsa kesinlikle bu videonun yorumlar kısmına da yazmanızı tavsiye ederim. O halde can bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, sevgi ve selametle kalın kendinize çok 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 iyi bakın.